Çocuk telefonla fotoğrafını çekti. Fotoğraf çekme sesini arabanın içerisinde hepimiz duyduk. Bu sefer teyzemiz atladı yan taraftan. Sen dedi bayağı mı çekiyorsun dedi. Çocuk dedi hayır dedi yani malzemeleri çekiyorum, arabayı çekiyorum. Araba çok güzel dedi. Bu sefer kadın daha da çok bozuldu beni çekmedi diye. Ömer Karaca ben, Sakaryalıyım. 94 yılından beri baba mesleği olan minibüsçülüğü yapmaktayız. Minibüsçülük bize babamız eve geldiğinde tülün arasından arabayı izleyerekten başladı aşk. Sakarya'da etiketçilik pek bilinen bir şey değil. Benim de daha doğrusu etiketçilikle tanışmam bir şans eseri oldu. Yanlış hatırlamıyorsam yıl 2011'di. İstanbul Zeytinburnu'nda bir otoparka çekmiştim aracımı. Pazar günüydü. Yani işim bittikten sonra aracımı almaya geldiğimde acaba dedik bu otopark mı, başka otopark mı, nereye geldik? Otoparkta etiketçilerin buluşması varmış. Tesadüfen katılmış bulunduk. Konuya o kadar yabancıyız. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Etiketin E'sini dahi bilmiyoruz o dakikaya kadar. Sonrasında oradan bir abimize sorduk. Dedik abi buradaki amaç ne? Bu insanlar ne yapıyor burada? Dedi ki kardeşim bu dedi yılda bir kere olur. Bunun dedi tadını çıkar. Buradaki gördüğün arabadaki parçalar dedi çok değerli malzemeler. Herkes dedi bulamaz. Bulan dedi takamaz dedi. Bir ilgi uyandı bizde o zaman. Sonrasında o gün o otoparktan son araç çıkana kadar ben otoparkta kaldım. Aşıyı biz o zaman o dakika aldık. Yanımdaki arkadaş dedim ne kadar nakitiniz var? 18-19 yaşındayız. Hemen oradan aksesuarcı bir abimizle tanıştık. Dans eseri yine o da. Mercedes Sprinter aracım vardı. 181 Dodge Panjur. Boş Oben. Playmate kapakları falan aldık. Malzemeyi aldıktan sonra bizim aşkımız daha da fazla büyüdü. Yani yolda aracın yakıtını dahi hesap etmeden üzerimizdeki ne kadar nakitimiz varsa arabaya bir şey alma çabasına girdik. Anlamsızca oldu yani. Biz de anlayamadık ne yaptığımızı. O anki hevesle. Arabanın arka koltuğuna koyduk malzemeleri. Ben ön koltukta oturuyordum. 2 saatlik yolda belki 15 dakika önüme bakmışımdır. Geri kalan dakikaların hepsinde arkaya dönerekten malzemeleri inceliyorum. Bunlar bu kadar para yapıyor mu diyorum. Anlamaya çözmeye çalışıyorum malzemeleri. Nitekim daha hiç Sakarya'ya gelir gelmez evime dahi girmeden, üstümü bile değiştirmeden hemen minibüsün marşına bastım. Arabayı sanayiye çektim. Arabamı daha geldiğim günün akşamında dizdim. Hani derler ya bedel ödemek diye. Bu etiketçilik camiasında belki de en ağır bedelleri ben ödemişimdir. Bundan önceki 3 tane arabam bir çıtır da olsa yapılıydı hepsi. 10 yıldan beri yaklaşık araçlarım 40'ın üzerinde sadece aksesuardan ceza yedi. 3 sefer aracım bağlandı. 2 tane de ehliyet verdik. Tamamen aksesuardan. İstanbul'daki buluşmadan geldikten sonra gecesinde arabamı dizdim. Aradan bir hafta geçti. Zaten ilk cezamızı yedik. Polisler nereden ceza yazacağını şaşırıyorlar. Kapaklar var, flama direği var, arka jaliziler, sis. Hiç böyle bir şeyde zaten Sakarya'da başka kimseye ceza yazmamışlar. İlkinde belki ben yaşatmıştımdır onlara da. Daha sonrasında bizim cezalar her hafta yenilmeye devam ediyor. Ben de inat ediyorum tabii ki de sökmemek için. Babam da o yıllarda durak başkanlığı yapıyordu. Ben de arabada çalışıyorum. Daha sonrasında trafik şube müdürü bütün durak başkanlarını toplantıya çağırıyor. Toplantıda da şöyle söylüyor. Lojmanlar durak başkanı kim diyor. Babam ayağa kalkıyor. Başkanım diyor sizin durağınızda diyor 137 plakalı diye bir araç var diyor. O çocuk diyor valimi taşıyor arabada diyor. Flama direği var diyor arabada diyor. Kaç kere söyledik, kaç kere ceza yazdık, söktüremedik diyor. Daha sonrasında babam da utancından bir şey söyleyemiyor. Çünkü babam da çok laflar söyledi bize. Çok engel olmaya çalıştı. Her zaman sözünü dinlememişizdir bu yaşımıza kadar. Ama konu etiket olunca içimdeki sevgi hepsinden daha da ağır basıyor. Toplantıda babam tabii utandığı için araba benim diyemiyor. Arabada çalışan da oğlum da diyemiyor. Başkan olduğu için durağa örnek bir adam olmak zorunda. Diğer başkanlar söylüyor bizim başkanın arabası diyor, arabada çalışan da oğlu diyor. Babam da müdüre diyor ki yani ben diyor oğlumu diyor her konuda söz geçiriyorum. Bu konuda diyor söz geçiremiyorum. Arabamı size ben getirttireyim. Bu arabayı bağlayın. Bu oğlumun da ehliyetindeki puanları yiyin. Bir daha bu arabayla çıkamasın. Bu aksesuarcıyla da işini de yapamasın diyor. Arabamı ben trafik şubenin önüne götürdüm. Direksiyonumu 16 Enfort direksiyonu vardı. Kapakları, flama direğini, sisleri, obenleri her şeyi söktüm. Ruhsatımı aldım. 200 metre ileride
yerde petrol ofisine çektim arabamı, tekrardan izledim. Böyle bir sevgi. Yolcular soruyor, ya diyorlar bu ne? Diyorum ki yani bunu buraya geçmeyin diye koyuyoruz. Bunun altından geçmeye çalışanlar var. Üstünden bacağını atıp da geçmeye çalışanlar var. Burayı biz kimseye almak istemiyoruz. Sebebi nedir biliyor musun? Kolonu kafasını vurmasın diye sadece. Belki buradan ben zarar ediyorum. Günde belki aracımın bu koltuk başına belki 100 lira bir zararı var. Ama paranın önemi olmayan bir iş bu hastalık. Yani bunu ben buradan kırılsa ben bu kolonun perdesini bir daha bulamam. Parayla da bulamam. Bunlara imkan vermeden biz kendi önlemimizi almaya çalışıyoruz. Akşama kadar ben burada eşim, dostum, arkadaşım gelmediği sürece bu ön koltuğu kimseye almıyorum. Arabanın arkasında 40 kişi oluyor. Burada koltuk boş duruyor. Adam burada dikiliyor dibimde. Koltuğa bakıyor. Bana bakıyor. Diyorum abi kusura bakma alamam yani. Alamam abi yani. Yani senin verdiğin parayla olacak bir şey değil yani. Bu 3 liraya o koltuğa oturmak hak değil yani, ön koltuğa oturmak. Yani sadece önlemimi ben buradan da almıyorum. Dışarıdan da kapıyı tutuyorlar, açmaya çalışıyorlar. Ben o sıra tabii sol tarafa doğru bakıyorum. Görmemezliğe geliyorum. Abartmak istemiyoruz tabii ki de ama yani yine mütevazimizi bozmamaya çalışıyoruz. Ama yine de burası bizim için diyoruz değerli. Çünkü buraya oturan adam her yeri kurcalıyor. Burayı kurcalıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. Hiçbir şey yapmasa benim dikkatimi bozuyor, soru soruyor. Bu hastalığı burada hiçbir kimseye anlatamıyorum. Onlar da zaten eminim ki beni anlayamıyorlar. Bizden çok çok daha bu işleri kaliteli yapıp yıllarını daha vermiş abilerimiz var İstanbul'da, diğer illerde. Sakarya'da bana Vakko diye hitap ediyorlar. Lakabımızı Vakko koydular. Soy ismim de Karaca. Arabamın arka sol camına Vakko yazdırdık. Sağ tarafa da Karaca yazdırdık. Arabanın arkası AVM gibi olmuş dediler. Bu herkes için bir komedi oldu. Dediler alt tarafa da Sarar Bahar Kığıl yazdır dediler. Ben normalde saat 11'e kadar çalışırım arabada. Sabah saatleri ben de zaten 10'a kadar zor uyanırım. Burada bir tane bayan oturuyor. Hemen arka tarafında da bir teyzemiz oturuyor. Şu kapı girişinde sol tarafta da bir çocuk oturuyor. Arabamı da daha yeni dizdim yani, daha ikinci günü falan. Çocuk telefonla fotoğrafını çekti. Fotoğraf çekme sesini arabanın içerisinde hepimiz duyduk. Bu sefer teyzemiz atladı yan taraftan. Sen dedi bayan mı çekiyorsun dedi. Çocuk dedi hayır dedi, yani malzemeleri çekiyorum, arabayı çekiyorum. Araba çok güzel dedi. Bu sefer kadın daha da çok bozuldu beni çekmedi diye. Arabanın kaptanı ben olduğum için adaleti benim sağlamam gerekiyor. Telefonunu elinden aldım çocuğun. Son çektiği fotoğrafa baktım. Gerçekten de arabayı çekmiş. 2003 ve 2007 model Mercedes Sprinter kullanan abilerim, kardeşlerim iyi bilirler. Bu araçlarda elektronik arıza verdiği zaman araçta ABS, ASR patinaj işaretlerinin lambalarını yakar. Bu lambalar yanınca da haliyle ABS ve ASR devre dışı kalıyor. Direksiyonu İstanbul'dan aldık. Daha gelir gelmez ertesi günü ben tabii çabalama başladı bende. Burada elektrikçiye götürüyorum. Yıllardır bizim işimizi yapan aile dostumuz bir elektrikçi var. Abi diyorum bu direksiyonu bu arabaya takacağız. Kime söylediysem kahkaha atıyor, uzaklaşıyor. Kimsenin mantığına yatmıyor. Dedim ki ben bunu gördüm abi. Bunu takmışlar. Biz de bunu takacağız. Sonrasında bir tornacıda uğraştık, deldirdik, frez açtırdık. Yani direksiyonun maliyetinden daha da fazla ben direksiyonu takmak için para harcadım. Belki iki katı parasını harcadım. En sonunda direksiyonu taktım. Direksiyonu taktım ama araç bu sefer direksiyon açı sensörünü bozdu. Direksiyon açı sensörü yüzünden bütün ABS, ASR, patinaj lambaları hepsi yandı. Arabamda ABS çalışmıyordu. Fren, miren hiçbir şey tutmuyor arabada. Muayeneye kadar arabamda ABS, ASR çalışmadan çalıştım. Arabaya binen herkesin ilgisini çekiyor. Şimdi sormak istiyorlar bana. Yani şu nasıl bir şey? Abi bu nedir? Kolonları zaten burada Sakarya'da gören bilen yok. Direksiyon özellikle herkesin çok dikkatini çekiyor. Abi diyor çıkmıyor mu direksiyon yerinden diyor. Çıksa istersen vereyim ya. Yanında otursan sana da vereyim bir tur diyeceğim yani, ama tabii o da olmuyor yani, işin espri tarafı. Bir şey bir yerine koyuyoruz, bir armayı yerine koyuyoruz. Daha da iyisi oraya yakışıyor, daha kalitelisi yakışıyor, daha da spesiyel ürün, bulunmayan bir ürün oraya koymak gerekiyor. Kendimi ben bu işte doyuramıyorum. Bir yere bir arma takıyorsak onun hedefliyoruz, daha da iyisini, daha da kalitelisini, daha da bulunmayanını bulup takalım istiyoruz. Kısacası biz burada bir sevdamızı yaşıyoruz. Çok büyük bir aşkla yaşıyoruz. Ama buradaki insanlar bunu böyle görünce ne bulduysa takmış arabaya gibi imajını da anlıyorlar. Ama halbuki öyle değil. Bu kadar sıkıntıya rağmen ikinci arabamı da yaptım. Üçüncü arabamı da yaptım. En sonunda bunu da yaptım. Buna da dedim ki artık ne kadar olacaksa olsun. Arabamı getirdik buraya. İstanbul'dan arkadaşlarımız, minibüsçü arkadaşlarımız hepsinin Allah razı olsun. Arabamda emekleri çok çok büyük. Onlar olmasaydı gerçekten ben de bu arabayı bu duruma da getiremezdim. Arabamı buraya getirdim. Getirdikten 2 hafta sonra arabaya dedim ki hadi bismillah çalışmaya başlayalım artık. Keyfimizi aldık, hevesimizi aldık. Dedik bismillah çalışalım. Daha ikinci günü polisler arabanın fotoğraflarını çekmişler. Kendi gruplarına atmışlar. Demişler araba hakkında işlem başlatın. Arabam hemen daha onu duyar duymaz, öğrenir öğrenmez arabamı çekti. Çektim petrole, dedim arabayı çalıştırmıyoruz abi. Sökmedim, yine sökmeyeceğim. Ben bu işte doymadım bugüne kadar daha hiç. 10 yıldır doymadım. Doyacağımı da sanmıyorum. Nasıl bir çözüm bulacağız kendi aramızda onu da bilmiyorum. Arabamı ben çalıştırmıyorum.
bizim kötü bir alışkanlığımız yok. Yüz kızartıcı bir suç işlemedik bu yıla kadar. Ama böyle bir sevdamız var. Bu sevdamızda burada çok çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Arabamla takılı olan aksesuarın, telli kapakların, sislerin, bunların hiç kimseye bir zararı yok. Biz zaten kendimiz önlemimiz alaraktan arabamızı kullanıyoruz. Kimsenin gözüne batmamaya çalışıyoruz ama çekemeyenler oluyor, şikayet edenler de oluyor. Bunlar da bizi üzüyor tabii ki de. Ama biz onları Allah'a havale ettik. Yapacak bir şey diye bulamıyorum. Sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz yine de. Sakarya Emniyeti zaten %70'i beni çok çok iyi tanırlar. Yediğim cezalardan ötürü değil, aramızda ister istemez yine bir bağ kuruldu hepsiyle, eski memur abilerimizle. Yine söylüyorum, sökmeyeceğim abi. Sökemiyorum yani. Elimde değil. Biz bu sevdadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Ama sevdası bizde saklı. Takipçimiz sormuş tesisat için. Neden eski seri, yeni seri değil? Ben şöyle düşünüyorum, şöyle yorumluyorum. Bana göre eski seri cihazlar, şu an aracımın üzerine takılı olanlar veyahut da daha değişik olanları daha net, daha temiz, daha şeffaf bir ses veriyor. Klasik çalışılan arabada bu tarz aksesuarlarda bu şekilde tesisatın olmasını daha çok beğeniyorum. Yani zaten günümüzde sen eskiyi yaşatıyorsun, eski şarkılar dinliyorsun, tesisatım da eski benim için diyorsun. Bence de öyle olması gerekiyor. Senin zevkin abi. Burada olayı yapan da sensin. Bu şaheseri ortaya çıkaran da sensin. Allah şükür. Bizim derdimiz yüksek ses değil, daha temiz, daha kaliteli bir ses dinlemek. Ben de bu tesisatta, bu kolonlardan bunları aldığımı düşünüyorum. Mesela arabada 7 takım kolon var. Amaç dışarıya rahatsızlık vermek, gümbür gümbür müzik dinlemek de değil. Zaten iki takımının kablolarını biz çıkartıyoruz onların. Görsel olaraktan kullanıyoruz ön tarafın. Sadece dediğim gibi az önce temiz ses, şeffaf ses yani. Kaliteli olsun diyorsun. Kaliteli olsun. Başka bir takipçimiz sormuş. Arabanın eskiden dış görünüşü modifiyeli gibi duruyormuş. Modifiyeli halini de mi sen yaptın? Yok, ben yapmadım. Aracım benim fuar aracıydı. Zaten fuarda da çoğu kişi gördü aracı da bu şekilde. Pakolu'ydu araç. Geçme tamponları, yan taraflarında bakalitten yapılmış bir tamponlar vardı. Arabanın alçak göstermesini, görselliği o şekilde beğenenler oluyor. Ben o tarzı da sevmiyorum. Gözüme benim pek hoş gelmiyor o şekilde. Aynı zamanda onları korumak da zor. Arabanın alçak oluyor yere. Hele de şehir içi arabası için çok çok daha zor. Bizim için bu şekilde olması daha makbul oluyor. Valla pakoyu sökmenin de ayrı bir hikayesi var aslında. Aracı aldık, evimizin önüne çektik. Ya, arabanın boyası yeni, her şey yeni arabanın. Tabii yine sıfır olarak almadık arabayı, biz ikinci el olarak aldık. Ama arabayı da ben evin önüne getirdik. Dedim, olacak gibi değil yani bu. Benim tarzım değil bu. Abi direkt balyozla, malyozla vura kıra dağıta arabanın, yepyeni boyalı arabanın komple her yerini dağıttım. Çırılçıplak yaptım arabayı. Babam dedi ki bu araba dedi imkansız dedi İlay, bu düzene girmesi, bu arabanın rayına girmesi dedi imkansız dedi. Sonrasında güzel bir renk tutturduk. Güzel dizayn yapan abilerimiz var. Onlar Allah razı olsun çok yardımcı oldular. Arabayı kaç kere boyattın abi? 3 kere boyattım. Arabam boyandı. O sıra İstanbul'dayım. Tiket malzeme arıyorum. Tırım araştırıyorum. Arabayı hatta sokacağım. Aynı zamanda eski aracımı da sattım. Alan kişi de sıkıştırıyor, abi arabayı ne zaman teslim edeceğim bize diye. İstanbul'dayım. Boyacı bana bir fotoğraf attı. Yani beni o sıra hastaneye mi götürseler, Sakarya mı getirseler de yanındaki arkadaşlarım çok şüphede kaldı. Hiç abartmıyorum. Gelene kadar yine aynı aldığım malzemeleri geriye dönüp bakıyordum ya. 15 dakika belki yola baktım dedim. Ben yola hiç bakmadım. Telefondan arabaya bakıyorum. Yakınlaştırıyorum, büyütüyorum. Ben bu rengi istemedim bu arabada diyorum. Daha sonrasında geldik. Araba kurudu. Bir daha zımpara, bir daha boya. Boyacının yaptığı işi de şimdi bir şey demeyeyim ama çok çok da beğenemedim. Bana iş yapmak zaten Sakarya'da zordur. Genellikle ben kendi işlerimi kendim yaparım. Bu arabanın üzerindeki takılı olan elektrik işlerini tamamını ben kendim yaptım. Ön sisleri, her şeyini ben dizdim. Geri kalan işte armaları, resimlikleri, bunları da İstanbul'daki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız dizdi. Ondan sonrasında arabayı 2 ay önce dizayn firması olan bir abimiz var. Bu şekilde dizme. Dediler arabayı getir, biz bunu boyayalım. Allah razı olsun götürdüm. Ama benim arabanın başına durmam lazım. Yani çok iyiler işlerinde, çok büyük bir firma, herkesin bildiği bir firma. Ama aslında konu o değil yani. Benim o arabayı görüp orada illa o ustayı gıcık etmem veyahut da ustanın sinirini bozmam lazım. Ya da her şeyine karışmam lazım benim ona. Onun görmediği noktaları sanki ben görüyorum. Aslında halbuki aynı gözle bakıyoruz ona ama tabii. İşte o benim gözümle bakamıyorum. Ama sen yani. Daha çok heveslisin ya abi şimdi ustadan. Evet. Bir de başına önceden o olaylar geldiği için, tekrar yaşamamak için. Mesela arabayı ilk boyattığımda adamla bir paraya anlaştık. Anlaştıktan sonra adama her akşam yani
daha iyi yapsın diye adam abim gelirken şunu al diyor. Bunu alıyorum. Abim şunu al, onu alıyorum. Abim şununla taksininle gidip şuradan bir şey yapmanız gerekiyor. Oğlumla birlikte tamam abi yapalım. Adamın özel işlerini artık yapmaya başladım ki benim arabamı dikkati dağılmasın. Arabamı bir an önce yapsın. Güzel bir şekilde çıkarsın diye. Ama nitekim yine de olmadı yani. O zamanki ya. Boya işi olmadı. Zaten onu yaptığım günde dedim ben bu arabamı bir sene daha gider en fazla. Ben dedim bu arabayı yine boyatırım. Nitekim de öyle oldu yani. 2 ay önce tekrardan araba sıfırdan yine boyandı. Komple sıfıra kadar indirdim arabayı. Ondan sonra yine boya işi başladı. Boya işimiz de yine bayağı bir sürdü. Fabrika yani dediğim yerde seri üretim adamlar araba yapıyorlar. Adam 10 gün benim arabamla uğraştı yani. Her günde bir el değdirmiştir arabaya mutlaka. Ben de hiç de karışmadım. Dedim abi güzel yapın. Ama ben de en az 4-5 kere gidip gelmişimdir yani Bursa'ya. Şu an nasıl abi? İçine sindi mi? Yine 1-2 hatalar var ama. Yine de Allah razı olsun hepsinden. Burada yaptıramazdım onların yaptığı işçiliği. Burada kesinlikle yaptıramazdım. Ama o hataları eminim kimse görmez. Bir ben görürüm o hataları. Allah razı olsun hepsinden. Dediğim gibi oldu. Arkadaşlar bu hafta Sakarya'daydık. Bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ne demek abi? Kanalımıza konuk olduğun için çok teşekkür ederiz. Evet. Biz de uzaktan tedavi oluyorduk. Geldik bu sefer yakından olduk. Bizim için de çok iyi oldu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala iyi kötü yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.